Ötesini bırakma. Ötesini bırak deyip de ardına düşmediğin şeyleri hatırla. Neleri kaybettin ardına düşmediğim için şimdiye kadar? Aşkını mı, ümitlerin mi, ürünü mü ya da canından can bildiğin cananı mı? Çok sevdim dedin, o kadar bencil davrandın ki. Sen sevince her şey bitecek, toz pembe bir hayatın olacak sandın. Sevmenin karşılığında mutluluğu satın almak için yeterli tek şey seni seviyor olmandı sana göre. Ötesine düşmeseydin. Oysa sevmekle iş bitmiyor. Henüz yeni başlıyordu. Yerindeyse tabir sevgi emek istiyordu. Emek vererek sevgini sulamalıydın. Çabuk pes ettin. Ötesini boş veren insan çabuk pes eden ve her zaman kaybeden insandır. Uğruna canımı veririm dediklerin belki de canına okudu, kim bilir. Oysa hayat dediğimiz bu oyun alanında her şey bir oyundan ibarettir. Oyunu kuralına göre oynamalısın. Seviyorum deyip karşı tarafı vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğin an ilk vazgeçtiğin sen olursun. Seviyorum ya, ötesi önemli değil diye düşünme sakın. Büsbütün harcama sevgini, harcattırma. Suya hasret kalmış fidana su verir gibi. Damla damla. Ver onu. Yoksa fidana da yazık edersin, suya da. Boş yere akıp giden ise su kadar önemli olan zamanın olur. Geriye de alamazsın. Geriye ahlar, pişmanlıklar bırakırsın. Oyunu kuralına göre oynamalısın deyince bunu laf olsun diye dediğimi düşünme. Zira bu alem kurallar alemidir. Çünkü yaratıcı biz her şeyi bir ölçü ve kurala göre yarattık buyuruyor. Ümitlerim vardı, hayaller kurdun, belki dünyayı kurtaracak planların vardı. Ya da ülke adına büyük projelerin adamıydın, sonra hepsi demek de kaldı. Ötesine düşmedin. Mücadele ve çalışma gibi bir kurala göre oynanan bir oyunun içindeydin oysa. Bir yerlerden başlamalıydın. Umutlarının peşinden koşmalı, asla pes etmeden hedefe gidecek yolları denemeliydin. Yollar kapandıysa yol açmalı, yolunu kaybetmiş başkalarına da ışık olmalıydın. En ufak bir engelde pes ettin. Ötesini düşmedin. Kaderimde yokmuş diyerek suçu kadere attın. Kader oyunun kuralıydı oysa. Suç kuralın olamazdı. Oyunu kuralına göre oynamak yerine sen basit olanını seçtin. Suçu kurala attın. Bileğine, emeğine ve zekana güvendin. Dişinden tırnağından biriktirip 3-5 kuruş dünyalık bir ürün oldu. Onu da ağzından Allah lafzı düşmeyen ve o yüce ismi dünyaya alet eden sözde Müslüman adamın tekine kaptırdın. Oysa ölçüyü yaratıcı kitabında bildirmişti. Şeytan sizi Allah adıyla kandırmasın diye. Sen kişinin güvenilir olmasına ölçüyü Allah lafzını sık sık kullanmasına bağladın. Gene oyunu kuralına göre oynamadın. Boş vermiştik ya da ihmaller zinciri değil mi? Seni senden edenler listesine eklediğin birçok olumsuzluğun asıl sebebi. Dünyayı ve içindeki kanunları yaratan kudret, her şeyi öteye talip olmak ve tedbiri asla elden bırakmamak üzere kurmuşken sen ötesini bırakmayı tercih ettin. Üstelik bunu Allah demenin arkasına sığınarak yaptın ki bu Allah'ın yeryüzüne koyduğu kanunlara da tersti. Kur'an'da Allah bildirdiği kanunlarda ötesini bırakmak başkasının aklına teslim olmaktır. Hiçbir konuda başkasına teslim olma. Aşkta bile.